sizi arkadaşlar, hepinizi burada görmek gerçekten çok güzel. Bu yağışı, bu yağmuru, hepsini bir tarafa koyup yine de buraya Saz Öncesi'ne geldiniz ya bizler için. Gerçekten bu beni mutlu ediyor. Ve birazdan şu anda tabii mikrofona bayağı bir aşinalık vardı, eskiden kayboldu, tatil girdi araya. O yüzden böyle mikrofonu unuttum. Devam ediyorum ben konuya. Bugün şiir, edebiyat ve müzik var programda. Birazdan zaten mikrofonu Ülkü kardeşime vereceğim. Ve burada güzel bir kadro var arkadaşlarımız. Mustafa. Mehmet Rıza arkadaşımız. Müzik bugün. Müzik şöleni. Doya doya müzik yaşayacağız. Uzaktan gelen bir misafirimiz var. Hollanda'dan, Arnhem'den geldi Serpil. O kendisi de kitaplarıyla burada aramızda. Bir gün arkadaşımız zaten yeni kitabıyla hem aramızda hem şiirlerini yine okuyacak Serpil arkadaşımız gibi. Murat arkadaşımız burada, Brüksel'den kendisi. Zaten o da şiir yazıyor. O da birazdan burada sahne alacak. Ara ara ben de böyle bir iki tane şiirlerimden serpiştireceğim. Ama şimdi de çok fazla da uzatmadan böyle yavaştan yavaştan artık başlayalım. Bugün şiir için ve edebiyat için, müzik için buradaysak doya doya yaşayalım hepsini. Hoş geldiniz diyorum cani gönülden. Öpüyorum hepinizi. Hoş geldiniz. Nergiz Abla'ya, edebiyata ve şiire destek amaçlı biz de müzisyen arkadaşlarımla birlikte böyle destek vermek için geldim. Yapacağız önce. Sonra da ara ara tekrar bir sahnede göreceksiniz. Thank you.
kaybolursun hemen. Ay ışığı der durursun bayraman, yakamazsın sen. Sessiz sessiz ağlar gibisin bayraman. Zaman geldi gideceksin bayraman. Bırak ay gitsin, sen kal bu gece bayraman. Umutumsun sen. Sessiz sessiz ağlar gibisin bayraman. Zaman geldi gideceksin bayraman. Bırak ay gitsin, sen kal bu gece bayraman. Umutumsun çöllerde. Çok ağladım
arka arkaya ayrılık şarkısı koymayacağını fark ettim. Ne demekse artık. Mesajlar bu adam bize gelen. Allah'ın hakkı iştir diyen var. Aklınıza geliyorsa başka bir ayrılık şarkısı. Devam edelim. Ayrılık, ayrılık.
etnik solist ben değilim. Mustafa Tekir de aramızda. Oy oy oy. Çok duymadık. Biraz çekingen davrandı ilk üç şarkıda. Şimdi de biraz onu dinleyelim. Ama tarih değilim. Geleceğim var. Ama sadece bugünü yaşıyorum. Yarınım, yarınım var. Ama hiç, hiç yakalanmıyor. Şimdi şiire geçiyoruz. Arkadaşlar sağ olsunlar. Bize konuda müzikle yapacaklar canlı canlı. Ben utandım, soramadım. Yormayın onları diye ama biz yapalım diye kendileri sorunca gerçekten teşekkür ederim ben size. Şimdi arkadaşlar, uzaktan gelen misafirimizi mi alalım önce?
yoksa böyle bir buradan birisini alıp ortalığı bir yumuşatsın mı senin için? Biraz heyecan var değil mi? Tamam o zaman. Murat Saydam, Medcezir Düşler kitabının yazarı. Şiirleriyle şu an bizimle. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim abla. Ben biraz heyecanlıyım. Ne ablasın? Abla dedi o. O hep zaten adım söylüyor. Ne ablasın? Abla diyorum ama ben kendimden 10 yaş küçüklere de abla diyorum. Bunun onunla alakası yok. Bu tamamen kendimi korumak için kullanılıyor bir yöntem. Efendim, herkes hoş geldi. Kendi adıma ve arkadaşlarım adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Nereden başlayalım? İsterseniz kitaptan başlayalım. Medcezir Düşler. Affedersiniz. Bu benim ilk kitabım. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Bordo Korku. Bir kemancı kızın hikayesidir bu. Gecenin koynunda üşüyor küçük. Saçlarının arasına sıkışmış asfalt yaraları. Parmaklar büker bakışları kemancı kız. Elleri, dizleri yara içinde. Gözlerine hüzün kaçmış. Kolları tuzlu suya değer mi hiç? Küçük küçük ağlamak bu olsa gerek. Bizim notalarımız saklı dururken kulaklarında bir kemankeş yarası. Hıçkırıklara namı veren küçük kemancı kız. Sırtında duvar ağrısı. Kırık kemanı yere düşecek. Kulakları avuç içlerinde. Topuklarında eski mermer yaraları. Bir daha, bir daha mırıldanıyor. O tek unutmadığı şarkıyı. Fış fış kayıkçı. Bakışlarımın koynunda bordo şapkalı kemancı kız. Damla damla güle döner. Eteğinden damlayan kan. Zaman, zaman, zaman değil artık. Akıp gidemiyor mırıldandığı şarkıdan. Bir hastane köşesinde ben inmek inmek dokuyorum. Acı akıp giderken bu bordo şapkalı kemancı kızın notaları üzerinden. İşte bu korkunun son şarkısı olmalı. Amin. En suskun yerinden ısıtılmış merdiven tozu topraklar. Gidişi hiçbir yok oluşa isim olmaz bir kadın. Bayram gülüşlü, ince gözlü bir çocuk. Anlatıyorlardı. İçimde yüzümün ölüme dokunduğu uyku ve insanlığın çağlara saf tuttuğu uykusuzluk. Bütün kainatın saklanıp içe ipe koşulmuş ağrının sancısında sonsuzluğa batıp çıktığı zamanlarda son insan öldü. Sessizce anlatırken içimizdeki insanlığımızı kalabalıklar köşesinde hiçbir ana gelmez harcanmış tarihler eğip başını önümüzden geçip gittiler. Farkındalığın tarlasına ekilmiş inanç tohumları bekler birisi. Biri kinini bırakır ulu orta çocukların ayaklarının altına. İki çeşit karanlık değer güneşin perdelerine. Biri cahildir, biri kibirli ve yaylım kuşağı. Bizi içimizdeki dişleri dışlamaya mahkum eder insanlığımızdaki ölüm korkusu. İnsan
Sıralı sözlerin çıbanlarında aşk için ölüme, dil için geçmişe ve ateşe mahkumdur. Oysa her gün yeniden tarih olan dünyada ten kokusunun yaşama, güneşin ihtilallerinin geceye galip geldiği cumhuriyetlerde hayatın dudaklarına kaç ölüm değer. Burada insanlığı ve tehlikeliği kendinden ayırdığında içimizden biri yeniden başlar. Keşke neden kuduz olduğu bilinmeyen bu denizde sancıları ağırlaşan insanlık sudan korkmamayı öğrense ve hepimiz yeniden insan olsak. Kimse korkmamayı öğrense ve hepimiz yeniden insan olsak. Biraz zaman kaybediyorum ara geçişlerde de kusura bakmayın. Bu da bir Brüksel şiiridir. Tabii şair Brüksel olunca şiirde Brüksel bulunması gerekiyor. Brüksel'de bir Nisan üstü. Brüksel'de bir Nisan üstü. Mart toparlanmaya başladı. Ellerimde ufalanan son dünleri, ben bir sokak lambası altında başka türlü düşünüyorum seni. Sen o eski fayton tıkırtısına takılıp karşıma çıkıyorsun her sokak başında. Eskimiş zaman, bozulmuş küsuratları. Dün ve dün eksiliyorum işte. Ben bildiğim tüm denklemleri sana işleyip coğrafyaya boğmuşum tarihi. Bu yeni şehre sen yağmışsın. Yollar, mazgallar, yapraklar sırılsıklam sen olmuş. Toprak bile tanıdık kokuyor şimdilerde. Artık seni hatırlamayı bu eski küsuratların hatıralarına bıraktım. Dedim ya, dün ve dün eksiliyorum işte. Üstelik bir de aklıma gelmeye dursun şu yalnızlığıma siper aldığın o cephe. Başında pembe bir miğfer, koçanında türlü türlü yıldızlar. Telaşlı bir Temmuz sıcağıydı. Her sevgili kendi tehlikesine maktul olur. Benim de içine düştüğüm çılgınlığın, ihanet ve masumiyet arasında kalmış mahur dev bestesidir bu. Kanım ve ruhumun. Bu şehir artık çok kısa. Mevsimler kısa, aylar kısa, günler, saatler ve hatta uykular kısa. İşte beni dün ve dün eskiden ikincikli berraklığım bulanık yanı. Brüksel'de bir Nisan üstü. Mart toparlanmaya başladı. Ellerimde son günleri ve ben bu duygunun adını seni özlemek koydum. İsterseniz bir tane de heceli bir şiir yapalım. Sonra ben inanın gerçekten çok heyecanlıyım şu anda. Elim, ayağım, sesim titriyor. Üstadım siz alabilir miyim ben? Thank you.
Yaşlı bir dilenci açtı elini. Avcuma bir umut koy oğul dedi. Sanki zaman bitmiş, kırmış belini. Doğrulmak istedi, oy oğul dedi. Anlattı zamanı, geçtiği harı. Çok zaman önceymiş, silmiş baharı. Saçlarına düşen beyaz efkarı sayılmaz. İstersen say oğul dedi. Çatlamış elleri değdi yüzüme. Ağlarken bir an baktı gözüme. Dağlar bile çöker inan sızıma. Ne diyeyim bahtıma? Hay oğul dedi. Oğlunu asmışlar anarşist diye. Naaşı gelmiş bayramda hediye. Gözleri dönünce ıslak vadiye. Eliyle sildi ve ey oğul dedi. Düşeni kınama, kalkınca coşma. Kimseyi horlama, haddini aşma. Benim adım bela, bana bulaşma. Vazgeç bu işten, cay oğul dedi. Titretçe dizleri süründü yerde. Gözüne inerken umutsuz perde. Dedim ki, ey ana, yatağın nerede? Şuraya bir yaygı yay oğul dedi. Sıyrıldı kolları, bıraktı düştü. Gözüne yalandan bir neşe üşüştü. Gördüğüm en kötü, en hazin gülüştü. Seni de üzdüm mü hay oğul dedi. Aklını yitirmiş, bildim halinden. Dedim, kalk gidelim, tuttum elinden. Bir resim çıkardı, verdi şalından. Vefa dediğin şey, ney oğul dedi. 3 lira ayırdı, aldı ve gitti. Yalandan bir dua, bir de selam etti. Verdiği nasihat, ömrüme yetti. Ömür bu, bir yudum çay oğul dedi. Ömür dediğin bir yudum çay oğul dedi. Bir yudum çay. Teşekkür ederim. Ben şimdilik arkadaşlarıma bırakayım. İnanın bacaklarım falan hissetmiyorum şu anda heyecanla. Değil mi? Gerçekten hem sesi güzel, hem kalemi güzel, hem de çok güzel yorum getiriyor. Serpil Emre Gündoğdu arkadaşımız, Mani Kitabı yazarı. Onlardan geldi, ardında. Şimdi de onun şiirle, aman Allah korusun. Buyur, ben sana mikrofonu vereyim. İstersen kendini de tanıtmak istersen tanıtabilirsin. Buraya oturunca insanın gözlerini kapatması gerekiyor. Gerçekten burası burada, burası çok güzel görünüyor. Ben öncelikle size Mahim'i tanıtmak istiyorum. Bu kadın benim annem. 8 çocuk annesi. Çok zorlu bir hayat geçirmiş. 17 yıllık bir çalışmanın sonucunda çıktı. Benim hayatımı yaz dedi. Ben de onu yazdım satır satır. Çok zormuş. İnsanların ismini yazması çok zormuş. Sadece annem yok bu kitabın içinde. Sayısız kadının hayatından geçtik biz. Burada anlatmak istediğim, kadın gerçekten de çok kutsal bir varlık. Anne olmak bambaşka bir şey. Ben de 2 çocuk annesiyim. Ben anneme yazdığım şiirle annemi size anlatmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Kusuruma bakmayın. Al yazmanın ucuna mı sildin gözyaşlarını? Ağdına hangi dağa haykırdın Mahi? Kıraç bir toprak sandığın bedeninde
nasır tutan ellerimle kaç kundak beledin. Ak sütün akıttığın toprak, damar damar çatladım mahi. Umuduna kurban olduğu, mavi gözlerine kim oturttu hüznü? Bilmez misin? Bu dünyadaki en güzel mavi senin gözlerinin içinde. Denizi de orada bulurum, gökyüzünde. Huzurumun başkentidir orası. Yağmur da yağsa, dolu da, ben hep oraya sığınırım mahi. Yüreği yiğit kadın, yine gel bana. Yine, yeniden, höllüğüne ele, kundağına bele beni mahim, yüreğinden öperim, ellerinden de. Çok teşekkür ederim. Kitabımız bu Şubat ayında çıktı. İlk baskısını bitirdik ve gelirini eğitime bağışladık. Elimizde kalan son kitaplarımız standımızda. Ben şimdi size ikinci kitabıma ismini veren Yüreğim Şiir Bağladı şiirini okumak istiyorum size. Zoru başarırım. İmkansız biraz zaman alır diyenler dedim ben. Bakmayın ufak tefek olduğuma. Okyanuslardan geçer, çölleri deniz yaparım. Bir çay bardağında dünyayı gezer, imkansızı ters düz ederim. Hayallerimin sonu yok. Elimden tutan sıcacık bir ele borçluyum gerçekleştirdiklerime. Ne zaman bana yapamazsın dediklerinde bir kamçı alır yüreğim. Hayallerim ve hırsımla dolu düzgün giderim imkansızlığın üstünde. Uyum kurusun, çok da acelecidirim hani. Varsa kafamda bir plan program, bıcır bıcır öter, yüreğimin kafasını şişirir. Bayramlığı alınmış da bayram sabahını bekleyen küçük bir kız çocuğu gibi dünyamı o hayalle doldururum. Teşekkür ederim yüreğim. Özlemlerimin baş kahramanı, sancılı bekleyişimin en güzel hediyesi. Bana her defasında inandığın için, başarılarıma canı gönülden alkış tuttuğun için, beni benden de iyi anladığın ve yorgun argın akşamlarımda çayımı demlediğim için çok teşekkür ediyorum. Ya sen olmasaydın, ya ellerimi tutan sıcaklığın olmasaydı, bir kerecik ömrümde yüzün yüzüme, gözün gözüme bakmamış, ya yüreğim yüreğine hiç değmemiş olsaydı, dervişim, ırazım bizim olmasaydı, nasıl başarırdım zoru? İmkansızlık için nasıl zaman isterdim? Teşekkür ederim. Senin sayende yüreğim şiir bağladı. Ben aslında güzellik uzmanıyım. Akşamlara kadar çalışıyorum iş yerim evimin altında. Ve seni en çok ne mutlu ediyor deseler, bir bardak çay. Bir bardak çayda mutlu olan bir insanı ve her akşam sağ olsun eşim mutlaka çayımı hazırlıyor. Her başarılı kadının arkasında da bir erkek var. Onu hiç göz ardı etmeyelim. Düştün yine yersiz aklıma. Aslı astarı olmayan şiirler gibisin. Hani hangi yüzünü çevirsen buram buram fakirlik kokar. Bak yine kandırdın aklımı. Çıkma diyorum karşıma gecenin bir vakti, çıkma. Bir bakıyorum Haliç'ten çıkıyorsun, bir bakıyorum Sultanahmet'ten. Mis gibi İstanbul kokan şiirler gibisin. Oysa bilmem ben oraları, gitmişliğim de yoktur hani. Şiirlerden duyduğum, şarkılardan ezberlediğim, denizi deniz kokan, yedi tepeli bir şehir. Kopartmışlar nazlı gülünü. Söküklerini dikemeyen, şairlerin ve yazarların ruhuna ilham katan koca şehir. Rakıda balık olsam misali, ben de bir türkü olsam, tütsem tezenenin ucunda buram buram. Anadolu koksam esasında, İstanbul'u bilmem hani. Dedim ya, gitmişliğim de yok zaten. Rakı içmeyi de beceremem esasen boğaza karşı. Çıkma diyorum gecenin en olmadık bir vakti. Bilemem ben İstanbul'u. Dedim ya, Anadolu'yum ben. Buram buram buğday kokarım.
saklansam acılı bir ağıt kızdırılmak yamaçlarından akan. Bir tenhada yakalayıp yâri, dudağının kıvrımına konan, masum bir öpücük kadar utangaçtır kadınların. Sırtında höllük taşıyan, ayağında meşik beleyen, tezeğini bile burcunun içinde dağlardan toplayan Anadolu'yum ben. Öküzü öldüğünde çüte sürülen, zamanı geldiğinde ekinli biçen, harmanlayan, savuran, sarı samandan bile hayvanına pay çıkaran, al yazmalı kadınlarım var benim. Düğünlerde halay başıyım, yarın koynunda helali, çocuğunun ağzında nasibi, herkesin de tarlaya azık taşıyan ırgatım ben. Ben bilmem apartman topu, pileli etekle raks etmeyi, her kağını gıcırtısında uğuldar kulaklarım, ay çiçeği gibi bereketli topraklarım, aklıma girip girip çağırma beni oralara, çok eğreti durur sevdalarım. Kök saldım toprağıma, hem tez vakit meyve de verir dallarım, durup durup aslı astarı olmayan şiirler yazma bana, köylüyüm derim hor görürler, dilim dolanır yüreğime, mahcubiyetime koyacak gökyüzü bulamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, üç şiirden sonra heyecan gidiyormuş. Çok güzelmiş. Son bir şiir daha okuyayım. Ben sahneyi ondan sonraki arkadaşıma bırakayım. Yine annem bana güzel bir şiir yazdırdı. Eski zaman kadınıyım ben. Bilmem yavrum doğduğum günü. Zemheriydi. Üstüme kar yağıyordu. Baban olmadığı için muhtardan aman dilemiş, beni yakın köye yetiştirmişti. Doğumdan hemen sonra beni sarıp sarmalayıp seni de kucağıma vermişlerdi. Bir traktörün saç ayağında sımsıkı sarılmıştım sana. Sen üşüme diye. Acılarımı hissetmiyor, tek derdim ayaz kesmiş havada, seni sımsıcak kucağımda, yuvama, diğer çocuklarımın içine, sıcacık yatağıma yatıp, ak sütümle doyurmaktı, tek derdim diye. Ellere yemek kokan anam, her bronşitim azdığında senin kaygını hissediyor yüreğim. Şimdi soğuk içime işlemiş, küçücük bedenim yenip düşmüş karın soğuğuna. Sen bunları bana anlatırken bir masal gibi dinlediğim zaman, bir masal gibi dinlediğim zamanlardı. Ne vakit anne oldum. Anne olduğum zaman anlarsın demeni yüreğimin etinde hissediyorum. Ve şimdi beynimde ve tüm benliğimde anne olmanın mucizesini ve aslında bir kadının korkularını anne olduğu zaman başladığını keskin bir bıçak gibi hissediyorum. Büyümüyormuş evlat annesinin gözünde hakkın varmış. Anne olmadan önce kaybedecek hiçbir şeyim yokmuş meğer. Evlat denilen varlık candan da öteymiş. Şimdi anlıyorum annem neden bir canından öte olduğumu. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben Nergis'e veriyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Aramızda keşfedilmemiş bir ses var. Sen aldın mesajı, ben sana veriyorum. Serpil'in eşinin de çok güzel sesi varmış diye öğrendik. Onu da birazdan sahneye alıp bence şarkı söyletmek gerekiyor kesinlikle bugün. O güzel sesten faydalanmamız lazım. Şimdi Birgül'ü sahneye almak istiyorum. Birgül Kapaklıkaya, birçoğu zaten tanıyor Birgül'ü burada. Kendisi hem sesi güzel, hem yazıyor, hem tiyatroda usta. Yani her yönden başarılı bir kadın. Kitabı... Yüreğimden Dökülenler ilk kitabı, köşe yazılarından oluşan. Ve ikinci kitabı da Yolda, büyük ihtimal haftaya çıkmak üzere. En yakında bir ikinci kitabı da sizlerin beğenisine sunulacak. O da Mutluluğun Formülü. Bir gün kapak ufaya. Öncelikle çok teşekkür ederim Nergis'in bu güzel sözlerin için, iltifatlar için. Ve siz değerli arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Hoş geldiniz diyorum. Orada
otururken ben de pek heyecanlı değilim diyordum ama buraya çıkınca tabii başka oluyormuş ilk şiir için. İkinci şiirde bakacağız artık. İlk şiirim, üçten sonra gidiyor değil mi? İlk şiirim sevmeyi sevdim. Dışarıda sağanak bir yağış, içinde ise yoğun bir duygu seli var. Orta Doğu'da kan gölü, sokaklarda ise milyonlarca yaşayan ölü. Yaşamak, belki de hiç doğmadan, doğrulmadan, aşk acısıyla, sevgi çamuruyla yoğrulmadan. Yaşamak, sadece nefes alıp vermek midir yaşamak? Sahi, siz hiç şiir yazdınız mı? Yazmak için şehir şehir gezdiniz mi? Bunca acı, bunca zulüm yüzünden canınızdan bezdiniz mi? Söylediğiniz şarkı hangi makamdı? Yok, hiç şarkı söylemedim ki demeyin bana sakın. Hele kitap, kitap okumadım demeyin. Bu sözü duymak bile istemiyorum. Başımıza gelen bunca acı, bunca zulüm okumadığımız için gelmiyor. Ben seni değil, seni sevmeyi sevdim. Seni severken onu bulmayı, kendimle yüzleşip bende beni bulmayı sevdim. Okumayı sevdim, yazmayı sevdim. Ve aldığım her nefese şükretmeyi sevdim. Teşekkürler. İlk şiirim okumaktan, okuma konusunda olunca şimdi ikinci şiirde okumak adlı bir şiirim vardı. Onu okumak istiyorum. Okumak. Bir elini vicdanına koyup, diğer elini kitap almaktır okumak. Satırlarda kendini bulmak, cümlelere aşık olmaktır okumak. Okuduğunu anlamak, anladığını hissetmek, hissettiği gibi yaşamaktır okumak. Kainatı kitapta görmek, kitabı insanda bulmaktır okumak ve insan olmak. İnsan olana farzdır okumak. Okurken yeniden doğmak, hayatı onda bulmak, buldukça yeniden aramak, aradıkça kaybolmaktır okumak. Kaybolmak istiyorum. Sevgi denizinde kaybolmak, aşk denizinde boğulmak, mana aleminde sevdikleriyle buluşmak. Okumak istiyorum. Okumak. Teşekkür ediyorum. Bir şarkı, bir şiir daha okumak isterdim ama zannediyorum şimdi Nergis Akın şarkı. Zaten bazen diyorum ben aslında şarkı söylemek için yaratılmışım sanki ama yani Lale değil. Hep beraber söyleyelim mi? Ne dersiniz? Hep birlikte. Çok geç kalmışız canım. Vakit bu vakit değil. Eski radyolar gibi. Yardım et, yardım et, yardım et.
Kaçmıyoruz, hepimiz buradayız. Ondan sonra da şiirlerimize devam edeceğiz ama oradaki yeni keşfettiğimiz sesle kesinlikle bir parça istiyoruz. İster şimdi moladan önce, ister moladan sonra. Yani. Kaçmak yok. Söylemeden gitmek yok Hollanda'ya. Tamam, şu an molamız var. Moladan sonra devam ediyoruz.